Hani halk olarak konuşursak asgari ücretle kimse geçinemiyor hocam. Ben bir hani genç olarak baksam ben örnek veriyorum, işsiz güçsüzüm. Asgari ücretli bir işte çalışıyorum. Ben burada bir kiralık ev tutsam şu anlık bir kiralık daire olmuş 7-8 milyar. Şimdi ben 7-8 milyara bir kiralık daire tutsam benim bunun elektrik, suyu, doğalgazı değil mi? Bunların içinde var. Şimdi bunun yemesi, kişisel bakımı vesaire her şeyi var. Bu durumla bu harcadığım masraf asgari tutardan yüksek. Şimdi benim asgari ücret hani halk olarak olunması gereken fiyat 25-30. Yani hakkı budur. Azdır. En az 25-30 olması gerekiyor yetkililerden. Bunu istiyoruz. Her şey çok pahalı ya. Ha görüyorsunuz bir poşet almışım 100 TL. 1 kilo. O yüzden yükselmesi gerekiyor. Hayat pahalılığı çok pahalı. Kira çok fazla. Böyle yani. Gıda çok fazla. O yüzden en az 25-30 da kurtarmıyor yani. Yani ne kadar yükselse de gıda çok yüksek olduğu için yetmiyor yani. 20 de olsa daha azdır. Çünkü bu durumda bu kadar zam, her gün yatıyoruz, kalkıyoruz, zam. Kiralar, biz kendim de kiracıyım. Yani ödeyemem gerçekten. Ben çalışıyorum tek başıma evde. 3 çocuğu okutuyorum. Tek başıma çalışıyorum. Asgari ücretle alakalı 25 olsun. Daha memnun olacağız. Bu zamların durdurması istiyorum. Ve bu ev sahiplere, gerçekten ev sahiplere de vicdanlı olmasını gerekiyor. Yani ben de kiracıyım. Benim babamın da kiracısı var. Yani gerçekten biraz vicdanlı olalım. Makul seviye bir vatandaş için 25-30 olması lazım en az. Gelir azalmış, gider çoğalmış, bu şekilde olmuş yani. İnsanların zaten bildiğiniz gibi ekonomik sıkıntı her yönden var. Kiralar almış başına gidiyor. Biz esnaflar olarak da kiradan şikayetçiyiz. Genel olarak yani. Beklentimiz var yani kiraların düşmesi, hayat pahalılığı, özellikle hayat pahalılığı bir seviyeye gelmesi yani. Bu şartlarda insanların geçinmesi çok zor. Asgari ücret yükseldiği zaman ekonomiye, millete, vatandaşa zararlıdır. Ne kadar yükselse biz asgari ücret almıyoruz ki milletin cebinde çıkıyor o para. Kiralar yükseliyor, ekonomiye zarar oluyor, millete zarar oluyor. Bir şey yükselmesin. Hani ekonomi devam etsin. Maaşlar yükselmesin. Evet. Maaş yükseldiği zaman milletin cebinde çıkıyor. Kiraların düşmesi istiyoruz. Zamlar yükselmesin.